Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Ocak 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş 20 Ocağı kadar Oğlak burcunda ilerleyecek. Gezegeniniz Mars 5 Ocak'tan sonra Oğlak burcundaki yolculuğuna başlayacak. Özellikle gelecek hedefleriniz, kariyer, iş konularınız, toplumdaki statünüz, otorite figürleri ve aile büyüklerinizle ilgili konu ve kavramlar Ocak ayında sizin için öncelikli hale gelebilir. Buralarda daha girişken, daha mücadeleci bir eğilimde olabilirsiniz. 11 Ocak'ta Oğlak burcunun 20 derecesinde yeni ay doğacak. Yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri, başlangıçları hayatınıza taşıyabilir. Bu bir işe başlama, bir yer değişimi veya toplumsal statünüzde, geleceğinizde etkileyecek olan bazı kararlar vermeniz. Bu evlilikle, yuva kurmakla veya hani anne baba ebeveyn olmakla ilgili de olabilir. Tamamen mesleki konularla ilgili olabilir. Aileniz ve ebeveynlerinizle ilgili ilişkileriniz veya genel aile düzeninizle ilgili bazı konular olabilir. Yeni başlangıçları destekleyen bir yeni ay. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa bu yeni ay sizin için çok etkili olabilir, çok belirleyici olabilir. Ve bu yeni ayı takip eden özellikle 2 haftalık süreç içerisinde belirgin bir şekilde yaşamınızda genel düzeninizi etkileyecek. Belki de daha orta ve uzun vadeli yaşamınızı etkileyecek bazı önemli kararlar almanız mümkün görünüyor. Evet, ayın ilk günlerinde Merkür retrosuyla başlıyoruz biliyorsunuz ama hemen 2 Ocak'ta Merkür Yay burcundaki retro hareketini tamamlayacak. Merkür 14 Ocak'a kadar Yay burcunda ileri harekette olacak ve 14'ünden sonra ise tekrar sizin burcunuza gelecek. Oğlak burcuna ileri harekete dönecek. Aslında bu ay geçtiğimiz ay 13 Aralık, hatta Aralık'ın başından bu yana yapmaya çalıştığınız, planladığınız, kurguladığınız bazı işleri tekrar ele alıp tamamlama fırsatı, bunları düzenleme fırsatı bulabilirsiniz. Örneğin planladınız ama bir türlü hayata geçiremediniz. Şimdi Merkür'ün düzelmesiyle birlikte bu planlarınızı bu ay daha rahat uygulayabilirsiniz. Yarım kalmış işleri tamamlayabilirsiniz ve daha iyi yol alabilirsiniz. Aralık ayında bazı aksiliklerle karşılaştıysanız ya da bazı işleriniz durakladıysa, şimdi daha sağlam bir şekilde ve belki daha doğru bir bakış açısıyla bu ay bu işlerinizi yoluna koyabilir, devam edebilirsiniz. Ayın 23'ünden sonra Venüs'ün de Oğlak burcuna geçecek olması, Venüs biliyorsunuz iyicil bir gezegen, sizi işinizde, kariyerinizde, üstlerle ilişkilerde, ailevi ilişkilerde daha güçlü bir şekilde destekleyecek. Yani buralardaki otorite figürleriyle olan ilişkileriniz, aile içerisindeki konumunuz daha rahat, daha huzurlu olabilir. Maddi manevi şanslarla da karşılaşabilirsiniz. Evet, 18-19 Ocak Merkür Jüpiter üçgeni parasal konularda önemli destekler getirebilir. Unutmayın, biliyorsunuz artık Jüpiter Boğa burcunda ileri harekete döndü. 26 Mayıs'a kadar para evinizde ve para evinizdeki bir Jüpiter bu aydan itibaren maddi durumda da iyileşmeleri hızlandıracak. Gelirlerinizin artması veya maddi durumunuzda daha sağlıklı, daha bereketli bazı kararlar vermeniz, yapılandırmalar yapmanız mümkün görünüyor. Ertelediğiniz alışverişleri de yapabilirsiniz. Özellikle 18-19 Ocak sizin için keyifli alışverişler veya parayla ilgili konularda olumlu haberler getirebilir. 20 Ocak'tan itibaren Güneş artık Kova burcuna geçecek ve Plüto Oğlak burcundaki hareketini tamamlıyor. 21 Ocak'ta Plüto da Kova burcuna geçecek. Yani güçlü bir şekilde 11. evinizde bir enerji değişimi var. Plüto'nun zaten biliyorsunuz Kova burcundaki transiti 2044'e kadar sürecek. Bu uzun süreli 20 yıllık bir transit size aslında olumlu bir açıda olacak. En azından bir süredir 2008'den bu yana Oğlak burcundaki transitinde hayatınızda çok güçlü köklü dönüşümler yaptı ve sizi zaman zaman çok zorladı tabii ki ama güçlendirdi. Şimdi 11. evinizdeki bir Plüto daha güzel destekler, daha yardımcı etkiler getirecek. İşte sosyal çevredir, arkadaşlıklardır, grup çalışmalarıdır, biraz daha toplumsal konular, özellikle kariyerden gelen maddi manevi kazançlar. Buralarda Plüto'nun
daha temelden, daha güçlü etkilerini, desteklerini hissetmeye başlayabilirsiniz. Ve tabii ki Güneş'in de 11. evinizde parlıyor olması sosyalleşmeyi, arkadaşlıkları, ekip faaliyetlerini birazdan hayatınıza 20 Ocak'tan itibaren dahil etmeye başlayacak sevgili koçlar. 20 Ocak'tan itibaren daha eğlenceli konulara, işte arkadaşlıklara, sosyal etkileşimlere biraz daha yönelebilirsiniz. 25 Ocak'ta 5 derece Aslan Burcu'nda Dolunay var. 5. evinizdeki Dolunay aslında sizin için çok heyecanlı, romantik, duygusal etkiler getiriyor. Aşk evinizde bir Dolunay, tabii ki aşk alanında önemli bir elde etme, bir amacınıza ulaşma söz konusu olabilir burada. Bununla birlikte çocuklarla ilgili güzel etkiler var bu Dolunay'da. İşte çocuk sahibi olmak, hamilelik, doğum veya çocuklarınız varsa hani onlarla ilgili konular. Belki onlarla birlikte yapacağınız güzel bir tatil, bir yolculuk, seyahat. Yani eğlenceli konuları da destekliyor aslında bu pozisyon. Seyahatler için de bu Dolunay size güzel etkiler getirebilir. Maddi manevi şans faktörü devrede olduğu için biraz da hani şansa ihtiyacınız olan parasal konularda da destekleriniz olabilir. Bu Dolunay aynı zamanda 28 Ekim'deki Akrep Burcu'nda yaşadığımız, pardon, Boğa Burcu'nda yaşadığımız ay tutulması derecesini de tetikliyor. Yani daha orta ve uzun vadede etkili olan bir Dolunay. Daha çok para konularında, kazançlar, birazdan işin içine şans ve spekülatif alanlar da girebilir. Buralarda bazı etkileri arttırabilir. Ama tabii ki risklere dikkat edin. Çünkü Jüpiter'in para evinizde olması zaman zaman aşırı risk alma eğilimi getirebilir. Bu Dolunay da böyle, özellikle parayla ilgili konularda aşırı cömertlik, gereksiz riskler alma, kontrolsüz tavırlar falan bunları arttırabilir. Temkinli olmakta fayda var. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Tabii ki lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda boğa, aslan, akrep ya da kova 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa Dolunay'ın etkileri sizin için biraz daha öne çıkabilir. Bazı riskleri arttırabilir. Ama tabii ki siz bir ateş enerjisinde koç burcusunuz. Aslan da bir ateş grubu. Güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu Dolunay'ın size şans faktörünü daha fazla getireceğini unutmayın. Daha keyifli, daha eğlenceli, kazançlı, mutluluk getirici durumları hayatınıza taşıyabilir. Ayın son günlerinde 28 ve 29 Ocak'ta Oğlak Burcu'ndaki Venüs'le Boğa Burcu'ndaki Jüpiter'in güzel bir üçgeni var. Şanslı bir açıdır Venüs-Jüpiter üçgeni. Size de keyifli etkiler getirebilir. Biraz daha para evlerinizi ve kariyer evlerinizi etkilediği için, yani toprak evlerinizi etkilediği için bu iş, mesleki konular, kazançlar, para durumunuzda kendinizi şanslı hissedebileceğiniz veya hani keyif alabileceğiniz bazı etkileri, fırsatları hayatınıza taşıyabilir sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı, güzel, mutlu bir ay dilerim. Hoşça kalın.